Yeni bir soğuk savaş mı yoksa Batı ile Rusya arasındaki düellonun aşamalarından biri mi? Çifte ajan Sergei Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesiyle ilgili yaşananlar yeni bir soğuk savaşı andıran yönleriyle dünyanın gündeminde. Sergei Skripal ile kızı Yulia 4 Mart Pazar günü Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulundu. İngilizler Skripal'in Novichok adı verilen sinir gazıyla zehirlendiğini söylediler. Aslında bu isim bile olayların nasıl seyredeceği konusunda fikir veriyordu. Batı'da A234 denen ve birçok ülkede üretilebilecek maddenin Rusça ismiyle anılması suikast girişimindeki Kremlin parmağının kanıtı olarak gösterilecekti. Zira kısa zamanda İngiltere başta olmak üzere AB ülkelerinden ve ABD'den suçlamalar gelmeye başladı. Buna göre Rusya, İngiltere topraklarında bir suikast girişimine imza atmıştı ve sinir gazı kullanarak 10 yıllardır rafa kaldırılmış soğuk savaş yöntemlerini devreye sokmuştu. İngiltere soruşturma sonuçlarını açıklamadı ve Rusya'nın taleplerine henüz yanıt vermedi. Ama olaydan Rusya'nın sorumlu olduğundan tamamen emin olduklarını açıkladı. Dönemin simge isimlerinden birisi İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson oldu. Johnson, Putin'in Rusya'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'nı Nazi lideri Adolf Hitler'in 1936'da yaptığı gibi bir propaganda aracına çevireceğini ileri sürdü. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da bu ifadelerin Nazilere karşı savaşta milyonlarca kayıp veren Rusya için kabul edilemez olduğunu ifade etti. Johnson ve Zaharova arasındaki laf dalaşı devam ederken İngiltere'nin girişimleriyle birçok ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alması tansiyonu daha da yükseltti. Skripal olayı çerçevesinde Rus diplomatları sınır dışı etme kampanyası tarihteki en büyük boyuta ulaştı. İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından ABD'nin başını çektiği 25'i aşkın batılı ülke 150'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etti. Rusya buna karşılık ABD'nin St. Petersburg konsolosluğunu kapatma ve 60 ABD'li diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Skripallerin zehirlenmesine ilişkin soruşturma da her ne kadar detaylı şekilde kamuoyuna açıklanmasa da yeni bulgularla devam ediyor. İngiliz polisi Skripallerin evden çıkarken sinir gazına maruz kaldıklarını duyurdu. Sergei Skripal'in o gün önemli bir görüşme yapmak için evden çıktığı da söylentiler arasındaydı. Novichok olarak anılan sinir gazının son derece tehlikeli ve ölümcül olmasına rağmen Skripal ve kızının hayatta kalması da akıllarda soru işaretleri yarattı. Son gelen haberlere göre Sergei Skripal ile birlikte zehirlenen Yulia Skripal hastanede gıda ve içecek almaya başladı. Daha önce İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri de Yulia'nın iyileşmekte olduğunu duyurmuştu. Çifte ajan Sergei Skripal'in durumunda da iyileşme olduğu bildirildi. Skripal vakası yeni bir soğuk savaş olarak adlandırılsa da Batı bloğunun Rusya karşısında yaratmayı arzu ettiği birlik görüntüsünü şimdilik ortaya koyamadığı söylenebilir. Dünya dengeleri bir kez daha spekülatif ve karanlık bir operasyonla sarsılırken sinir gazının uzun aradan sonra yeniden bir suikast için kullanılması bunu izleyebilecek adımlar konusunda dünyada endişeye neden oluyor.